Belediye ve Trakya Romanları Yetim Geliştirme ve Kültür Araştırma Derneği işbirliğinde devam eden Deniz Yıldızı projesi kapsamında roman çocuklarını ziyaret eden ünlü şef Esat Özat'a tecrübelerini paylaşarak gelecekle ilgili tavsiyeler verdi. 20 sene sonra ve sizin böyle çocuklarınız olacak ve 20 sene sonra senin yaşındaki 10 yaşındaki çocuklara İngilizce şeyleri öğreteceğiz. İngilizce eğitimlerine devam eden çocuklarla dernekteki dersliklerinde konuşan Şef Özata, çocukların hep ileriye bakıp hiçbir zaman keşke dememesi gerektiğinin altını çizerek, bir şeye inandıkları zaman sonuna kadar gitmeliler, hiçbir şey hayal değil şeklinde konuştu. İstediklerinin arkasında gitmeleri lazım. Yani bir şeye inandıkları zaman, bir şeye güvendikleri zaman, işte ben bunu yapacağım, bu işte başarılı olacağım, bu işte belki Türkiye'ye adımı duyuracağım, Türkiye'ye geçtim, dünyaya adımı duyuracağım, mantığa devam ederlerse, o şekilde ilerlerlerse gerçekten aslında oluyor. Yani hiçbir şey hayal değil. Yani hiçbir şey hayal değil. Yani baktığımız vakit bugün dünyada birçok Türk başarılarla dolu işler yapıyor. İşte en son işte olimpiyatlarda alınan madalyalar. Yani bunlar tesadüf değil. Çalıştığınız zaman, azim, sebat ettiğiniz zaman zaten bunlar olacak şeyler. Tabii ki bununla beraber beraber çalıştığınız insanlar, ondan sonra bir takım üye olduğunuz vakit zaten bunlar arkası tıkır tıkır geliyor. Yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda 30 madalyası bulunan Milli Aşçı Özat'a ziyaretindeki açıklamasında eğitimin temellerinin çocuk yaşlarda atıldığına dikkat çekerek eğitimin temelleri çocuk yaşlarda atılır. Hepimiz küçük yaşlarda aldığımız eğitimler, katkılar ve araştırmalarımızla bugünlere geliyoruz. Ben burada çocuklara küçük bir katkı da versem çok mutlu olurum. Ben zaten eğitimci bir insanım. Gastronominin eğitimini veriyorum. Dolayısıyla burada da çocuklarla sohbet edip onlara bir şeyler katmaya çalışacağım dedi. Öncelikle tabii çok eğitimin en temel taşı. Yani çocuk yaşlarda, yani hepimiz çocuk yaşlarda aldığımız bir takım eğitimler, bir takım katkılar, insanlara sektördeki insanların katkılarıyla, bizim araştırmalarımızla bugünlere kadar geliyorsunuz. O yüzden küçük bir şey de olsa, hani katkı sağlamak bile olsa beni çok mutlu eden bir durum söz konusu. Ders verdiği zamanlarda da en büyük tavsiyesinin topluma yararlı insan olmak yönünde olduğuna değinen Özata, hiçbir gün üniversiteye giderken ya da televizyon çekimine giderken, restorana giderken hiçbir zaman şu kadar çalışacağım ya da yorulacağım diye gitmedim. Çünkü işimi çok seviyorum. İşinizi sevdiğiniz zaman hiçbir sorun olmadan hayatınız tıkırında işler ifadelerini kullandı. Ne iş yaparsanız yapın, kuaför olun, marangoz olun, tornacı olun, ne yaparsanız yapın, içinizdeki ruhunuzla bunu yaparsanız çok, hani topluma çok daha yararlı insanlar olursunuz. Yani ben her zaman şunu söylüyorum öğrencilerime de. Ben hiçbir gün üniversiteye giderken ya da televizyon programı çekimlere giderken ya da başka işte danışmanlık yaptığım restoranlara, otellere falan giderken işte bugün de gidiyorum işte 15 saat çalışacağım, 10 saat çalışacağım, işte yorulacağım düşüncesiyle hiçbir zaman gitmedim. Çünkü işimi çok seviyorum. İşimi sevdiğiniz vakit zaten hiçbir sıkıntı, sorun olmadan tıkır tıkır hayatınız işliyor zaten.